Günaydın, merhaba sevgili dostlar. Saatlerimiz 11'i gösteriyor. Tüm radikal tahammülsüzlerle birlikte bugün yayınımıza başlıyoruz. Ben Emre Aysever ve bütün arkadaşlarım adına hepinize merhaba diyorum. Acılı bir cumartesi pazar e, geçirdim. Hayatta en önemsediğim insanların başında gelen, doğduğum andan itibaren beni e, bugünlere taşıyan her anlamda e, teyzemi Öznur Sarıeri bitirdim. Bugün e, onun anısına bu programı yapmak istiyorum. Kendisinin en son hallerinden e, birisiydi bu. Dün e, cenaze e, töreni yapıldı. E, tabii ki benim için anne yarısı değildi, annenin kendisiydi. Belki de benim annemin de annesi gibi e, davranmıştı. Göz yaşı e, döküyor insan ya da içine atıyor, akşam e, boşalıyor. E de elbette ki her ölüm erken ölüm. E, bu yayını bugün yapamayacağım duygusuna kapılmıştım. Fakat Merdan Yanardağ haklı bir şey söyledi ve dedi ki Enver sen aynı zamanda bir oyuncusun. Bunu tabii bir aktör e, anlamında e, söyledi ama bir başka anlamda da söyledi. Toplumsal görevimiz var ve karşınıza umutsuzlukla değil umutla e, çıkmamız gerekiyor. En büyük umutta her gün yeni soluk alıyoruz ve soluk almaya devam edeceğiz. Sizle e, bu kadarını paylaşmak istedim. E, <laughs> Herhalde o da hayatta olsaydı bu yayının yapılmasını isterdi. Her gün telefonda konuşmasak bile iki günde bir en geç konuşurduk ve yayın hakkında fikirlerini söylerdi. Kalbi soldan atan, Türkiye Cumhuriyeti'nin en üst düzeyinde memurluk yapmış olan, insanların gönlünde olan, belediyeci olan ve aslında benim için bütün bunların ötesinde anne yarısından çok daha fazlası olan, annenin kendisi olan bir insanı toprağa verdim. Evet. Baş sağda dilekleriniz geldi, binlerce e, geldi. Bundan dolayı çok teşekkür ediyorum. Telefonların hemen hemen tamamına yanıt verdim. Sosyal medyadan gelenlere veremedim, binlerce mesaj veremeyeceğim gibi o acılı e, anda bunu yapma imkanım da yoktu. Tüm ailemiz oradaydı ve e, ailemizdeki sevdiğimiz insanlarla birlikte bizim de belki tarihteki son karemiz e, bu olacak. E, böyle başlıyorum. Sürçülisan edersem affola hayat devam ediyor. Sevdiklerimize ve memleketimizdeki bütün insanlara layık olmaya çalışacağız. Teyzemle ilgili en önemli söyleyeceğim şey, boğazından bir lira hak etmediği para geçmemiş olan, hayatta herkese yetişen ve bize de bunu öğreten insanların başındaydı. Bugüne böyle başladık. Evet, böyle başladık ama unutmadıklarımız var. Dönelim bu kez de Mücella ablalara. İşte hayat böyle geçiyor ve bu insanların ömründen çalınmaya devam ediliyor. Her yer Taksim, her yer direniş. Mapusta 154. gün. Evet acı, ağır ve bence ileride vicdan azabı duyulacak bir mesele. Mapushanede o kadar çok, o kadar çok insan var ki ölüm oruçları sürüyor. Ee, bir taraftan hasta e, tutsaklar var. Bir taraftan siyasi davalarda tamamen haksızlığa uğrayıp mapushanede olanlar var. Biz tümüne karşı adalet terazisini korumaya devam edeceğiz. Acı, çok acı. Çünkü aslında insanların bir ömrü var ve bu ömrü onurlu yaşamak istedikleri için Birileri tarafından hayatları çalınıyor. Bunun da altını çizmek istiyorum. Bugün önemli bir ilk bölüm yapacağız çünkü hayat akarken iyi bir gelecek kurabilmek için önümüzdeki seçimlere dair herkes sorumluluğunu taşımalı. Şunu söylemek istiyorum: Bir televizyon kanalının iç ilişkilerindeki muhalif görünen bir kanalın iç ilişkilerindeki açmazların nedeni benim aylarca önceden söylediğim siyasal süreci etkilemek ve siyasi mühendislik yapmaktan kaynaklıydı. İstifalar geldi. Bu istifaları yapanlar kendileri görüşlerini değerlendirecekler mutlaka. İstifa edemeyenler de takkeyi önlerine koyacaklar mutlaka. Dolayısıyla siyaset mühendisliğini siyasetçiler halka hesap vererek öderler. Biz de aydınlanmaya emek verenler halkın karşısında ne kadar doğru söyledik, ne kadar kandırıldık, ne kadar kandırılmadık diye hesap vererek öderiz. Bu iş böyledir. Çok şükür ki sizin önünüzde boyunu eğecek bir durumum olmadı. Enver ne yapıyorsun sen? Nasıl bir şey bu diyenler de en sonunda dediğim noktaya geldiler. Gelmek zorundaydılar. Hayatın akışında doğal sonuç oydu. Şimdi hemen Cuma'ya gidelim. Anımsatma yapıp çok radikal, radikal tahammülsüzlere dair bir dosyayı ortaya koyacağız. Ve benim dediğim operasyonların sürdüğü kanalla ilgili değerlendirme yapacağım. Şunu da söylemek istiyorum. Yıllarca dostum olan, şimdi bir kanalın sahibi olan ve attı adım yanlış dediğim, e, tamamen ilk günden beri yanlış yapan arkadaşımın acizlikle sosyal medyadan beni engellemiş olması beni çok güldürdü. Ya ekranlardayız, bütün gün konuşuyoruz. Sosyal medyadan engellemek ne Allah aşkına bu çocuksu ergen tavırlarla hiçbir şey olmaz. Ne televizyon yönetilir. Ne siyasette milletvekilliği yapılır, ne muhtarlık yapılır, ne vekillik yapılır, ne şirket yönetilir, ne de mahallede misket oynanır. Böyle saçma bir şey de ilk defa duydum. Gelelim meseleye. Kemal Bey'in konuşmasıyla başlayacağız. Arkadan o günden bugüne neler olduğunu göreceğiz. Bu değil arkadaşlar. Bakın bugün bir şey rica ediyorum. Benim söylediklerimi ne olur doğru e, algılayalım. Onu bir kaldıralım, onu bir kaldıralım. Geçen cuma yapılan e, çağrıyı ekrana getirmek istiyorum lütfen efendim niye onun niye onun haberi yok yani videosu yok onun videosu olması lazım daha önce koymuştuk lütfen hemen şuraya geleceğiz bunu kaldırın lütfen Kemal Bey bir çağrı yaptı Kemal Bey'in yaptığı çağrıyı hatırlatacağız bazen böyle teknik hatalar oluyor olmamasını özen gösteriyorum çünkü bizde var. Kemal Bey dedi ki yanımda mısınız? Yanımda mısınız? Ben de dedim ki geçen pazartesi günü söylediğim şeyin arkasında durdum. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu bir an önce bu meseleyi halletmeli dedim ve hallettiler. Ondan sonra da kıyamet koptu. Meral Akşener'le başlayacağız. Meral Akşener ilginç bir karar verdi. Bence o kararla birlikte de Türkiye'deki aday sorunu bittikten sonra yeni bir sayfa açıldı. Ama ama Kemal Bey'in altılı masanın yanında duruyormuş gibi görünen ve aslında yanında durmayan isimleri de bizim deşifre etmemiz gerekiyor. Gazeteci neyin yanında durur, neyin yanında durmaz tartışmasını da şimdi yapacağız. Meral Hanım'ın videosu hazırsa eğer geçen gün geçen gün söylediğimiz o konuşmanın ardından Meral Hanım Kemal Kılıçdaroğlu'na dair bir açıklama yaptı. Haftanın en önemli açıklaması oydu. İzleyelim onu lütfen. Şimdi kısa almışlar. Aslında daha uzun bir konuşma bu. Ben hafta sonu yoğun olduğum için e, tam detaylara hakim olamadım. Mesela yani hakimim de e, programla ilgili. Mesela şu diyor ki benim minnet borcum var. Geçen hafta söylediklerim tak 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 nasıl çıktı? Dedim ki eğer Kılı, Kılıçdaroğlu'na olduğuna karşı bir tepki gösterirse Sayın Akşener burada hem vicdansızlık hem vefa vefasızlık yapmış olur hem de bütün bunların sonucunda bedeli öder demiştim. Sayın Akçener olgun, erdemli ve doğru bir siyasi figür olarak sayın Mansur Yavaş'ta bunu yaparak benim kaygılarımı da boşa çıkarttılar ve mutlu sona ulaşıldı. Mutlu son nedir? Kimsenin ihtilafa düşmediği, masanın dağılmadığı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olduğu bir sürece girdik. Artık bu tartışılmayacak. Bir şey daha söylemek isterim burada. Önemli. Burada Tele1, Ben, Merdan Yanardağ, Emre Kongar yayınlarında, yorum yayınlarında bunu çoktan <laughs> dile getirmiştik. Ama fırsatçı olan bir takım e, tablolar olabilir ya da yeni tahlil yapabilenler olabilir. Herkesten büyük öngörü, değerli bir kaynak sahibi olması beklenemez. Şimdi, 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 şimdi Kılıçdaroğlu'nun çağrısını size veriyorum. Arkadan Hatay Belediye Başkanı'ndan başlamak üzere medyada neler yapıldı ve bu yapılan şeyler hangi operasyonlara denk geliyor diye İsmail Küçükkaya'nın yazısından başlayacağız. Bir izleyelim Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını. Şimdi bir takım saçma sapan değerlendirmeler yapanları size göstereceğim. Ancak önce etik süreci ortaya koymamız gerekiyor. Türkiye normal demokrasinin işlediği bir ülke değil. Dolayısıyla gazetecilerin çoğu zaman mesafe ayar sorunu olduğu gibi bence çok önemli. Her gazeteci topluma her söz söyleyen siyasi eğilimini de artık ifade ederek konuşmalı. Günaydınlar canım Türkiye'm falan diyerek bu işler olmuyor. Bunun adı sahtekarlık. O yüzden bir dürüstlük yapalım. Sahtekar olmadan başımız dik bir şekilde konuşalım. Ben Sosyalist Güç Birliği'nin çağrıcısı isimlerden biriyim. Kemal Kılıçdaroğlu aday olduğu takdirde Sosyalist Güç Birliği aday çıkartmadığı takdirde çıkartmayabilir. Kemal Kılıçdaroğlu'na e, oy vereceğim. Benim tavrım bu. Doğru ya da eğri. HDP'nin de Kemal Kılıçdaroğlu'na da destek vereceğini düşündüğüm için... Bir uzlaşıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun İyi Parti, HDP, Cumhuriyet Halk Partisi e, oylarının toplamıyla Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olacağını tahmin ediyorum. Kemal Kılıçdaroğlu en iyi aday mı, en kötü aday mı bunları bilmiyorum. Ancak Türkiye'de çözümün bu olduğu görülüyor. Ben benim tavrım bu. Bu saatten sonra kimse kıvırmasın. Herkes çıksın. Ben buyum ya da şuyum desin. Bu işte bitsin. Anlatabiliyor muyum? Çünkü tıp yetmez ama evet 2010'daki olduğu gibi. Ama efendim öyledir böyledir. Oy mu? Bakın İrfan Değirmenci arkadaşımıza gönderme yapıyorum. Belki de artık o da istifanın eşiğinde. Onu da e, biliyorum. E, İrfan Değirmenci arkadaşımız, değerli bir arkadaşımız Kanal D'den ben hayır oyu vereceğim diye kovuldu. Kovuldu. Şimdi o kovulduğunda koşa koşa onun koltuğuna oturan insanlar muhalifçilik oynuyor. İrfan da dayanamıyor içine atıyor. Gerçeği konuşalım. Onun koltuğuna gidip oturan kişiler o dönem başka bir yerdeydiler. Bunu bilelim. Bunu niye söylüyorum? Her aydın, her akademisyen, her düşünür, her adaletsiz karşısında olan tavrını söyleyerek konuşmalı. Türkiye'nin koşulları bunu getiriyor. Şimdi gelelim İsmail Küçükkaya'nın yazısından itibaren başlayalım. Neden bir operasyon yapılıyor dediğimi ve bugüne kadar geleceğiz. İsmail Küçükkaya bir operasyonun tarafımı bilemem. Ama İsmail Küçükkaya'nın yaptığı bu hamle bir operasyon. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, Yavaş ve Akşener masada dört aday var dedi. Biliyor musunuz masada hiç dört aday olmadı. Masada, masada aday olacaksa hep tek aday vardı. Ama toplumda anketlerde Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş söyleniyordu. Yavaş birinci sıradaydı, İmamoğlu ikinci sıradaydı, Kılıçdaroğlu üçüncü sıradaydı. Ne oldu? İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu şu anda aynı durumda. Yavaş'la da fark kapandı. Akşener hiç olmadı. Bu yazının yazılması tesadüf değildir. Cevap bekledik yapılamadı. Nitekim bu beyefendinin orada olmasından kaynaklı olarak arka arkaya istifalar geldi. Hesap veremiyorlar. Hesap veremiyorlar. Gazeteci hesap verecek. Sezgin Baran Korkmaz'la mesafen nedir? Korkmaz Karaca ile mesafen nedir? Siyasetçilerle mesafen nedir? Bir gazeteciler verecek. Bunu geçelim. İki araştırma firmaları verecek. Kimden para olarak araştırma yapıyorsunuz? Bildiklerim var, söyleyemiyorum. Devam edelim şimdi saçmalıklara. Hatay Belediye Başkanı güzel bir açıklama yaptı. Hatay Belediye Başkanı'nın açıklaması niye önemli onu söyleyeceğiz. Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş. Benim kuşkuyla baktığım bir isim oldu. Çok uzun süre kendisini tanıdım. İdeolojik olarak da halen aynı yerde değiliz. Lütfü Savaş Bey, Milliyetçi Hareket Partisi, ülkücü kökenli. Sonradan Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçti. Ve Antakya, Hatay'da büyük bir bilek güreşi oldu. Bilek güreşini Bekir, e, şeye pardon, Sadullah Ergin'e karşı kazandı. Cumhuriyet Halk Partili olarak kazandı. Ve Lütfi Savaş, altılı masayı dağıtan altında kalır diyerek siyaseten bir kere daha zekasını ortaya kaydı. E, biliyorsunuz Hatay bölgesinde eğer demografik üç kağıt yapılmasaydı Özal'dan bu tarafa, Alevi nüfusun yoğun olduğu bir CHP e, şehriydi orası. Fakat ne yaptılar? Önce Afganlılar geldi, arkadan göç yapıldı ve oradaki demografik yapı değişti. Değişince de sağcılar kazanmaya başladı. Bu sağcıların en babası da Lütfi Savaş Bey'di. Fakat o da gördü ki nihayetinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçerek orada olacak. Bundan dolayı Lütfi Savaş Bey altılı masadaki ülkücülere de mesaj verdi. İyi partiler Lütfi Savaş'ı iyi tanır. Şimdi gelelim medyadaki acayipliklere ama... Nevşin Mengü, bizim CNN Türk'ten arkadaşımız. Siyaseti maalesef doğru okuduğunu düşünmediğim bir arkadaşım. Bir hedef alacak halim yok ama Nevşin Mengü gibi seveni çok olan birisi şu lafı etmemeli. Fox TV televizyonda yapılan başarılı programda Doğan Türk'ün programında Nevşin Mengü kendi partisini ikna edemeyen kamuoyunu nasıl ikna edecek diye bir değerlendirme yaptı. Maalesef Nevşin gibi arkadaşlarımız... E, CHP'nin içini de Türkiye'yi de doğru gözlemlememiş durumda. Arka arkaya gelen açıklamalar e, itibariyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun çoktan bu işi bitirdiğini, bendenizin iki buçuk sene önceden bunu söylediğini, iki buçuk önceden söylediğim meselelerde bazı yerlerde başka isimler olsun diye üç kağıt yapıldığını görmesi gerekiyordu. Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki katı ulusalcı kanalın bir kısmı ee, Sayın Özdağ, Ümit Özdağ ile ne yapabiliriz diye bakıyor. Bir kısmı, çok küçük bir kısmı Doğu Perinçe'ye gidecekti, vazgeçti. Ee, bir kısmı da İyi Parti'ye e, gitti. Kemal Kılıçdaroğlu, bu bütün kısımlar, yani Sayın Muharrem İnce'nin de sıfırın altın yani birin altında sıfırlarda kalmasıyla birlikte ulusalcıların bir etkisi kalmadı. Ulusalcıların izbiri Kemal Bey'in arkasında. Ee, ulusalcıların Trakya'sı Kemal Bey'in arkasında Ulu, ulusalcıların Ak, Akdeniz'i Kemal Bey'in arkasında ha bunlar bir sonraki belediye seçiminde ...iyi Partili de olabilir onu da söyleyeyim. Çünkü e, İzmir falan Menderesçidir ama bu seçimde Kemal Kılıçdaroğlu uzlaştılar. Kendi partisini ikna edemeyen kamuoyunu nasıl ikna edecek? Sözü bence bir gazeteciye yakışmadı. Şunu sormak e, gerekiyor. Nasıl birisi acaba ikna edebilirdi peki Türkiye'de? Bakın şunu unutmayın. Bugün gazeteciler sadece gazeteci değil milletvekillerinden, e, kanaat önderi sayılan pek çok isimden daha önemli konumdalar. Ben de açıkçası gazeteciliği bırakmak, evde oturmak pahasına, burası için söylemiyorum, gün gülüp bunun yapılması açısından e, bir sorun olmadığını düşünüyorum. Kendi fikrimizi söyleyeyim. Bu arada yeri gelmişken, <laughs> yıl boyunca 11 ile 1 saatleri arasındaki, Tele1'deki yayınlarımızı sürdüreceğimiz gibi, hafta içi her gün 18.30'da, 20.30'da da Radyo Sputnik, RS artık radyolarda olacağım. Otomobildeyken kulağınız bende olabilir. Bunu duyurmam için de bugünü beklemiştik. Gelecek pazartesiden itibaren nefesim nereye yetiyorsa hakikati anlatmaya devam edeceğim. Bu bilgiyi de siz değerli konuklarla, değerli izleyicilerle, yoldaşlarla paylaşmak istedim. Devam edelim, devam edelim. Aytun Çerkin bir Sözcü Gazetesi yazarı, iyi de bir gazeteci. Fakat çok ilginç bir değerlendirme yapmış. Ee, sözcü yazarı Aytunç Erkin Bey, oyun kurucu benim adayım o zaman masayı dağıtırız dedi. Masayı dağıtmayı göze almış diye yazdı Aytunç Erkin Bey'in. Aytunç Erkin Bey sözcüde yazıyor. Halk TV'nin programcısını tam hatırlamıyorum. Fakat Aytunç Erkin Bey anlaşılan o ki bir ulusalcı e, kanaati dire getirmiş. Maalesef Türkiye'deki ulusalcılar ...şu anki eğilimleri itibariyle anladığımız anlamda ulusalcılığın çok ötesinde... ...bu sığınmacılarla birlikte biraz da liberal solcuların Kemal Bey'le yakın olmasından kaynaklı olarak... ...yeni bir sorun yaşıyorlar. Koyu milliyetçi oldular. Koyu milliyetçilik kindarlıktır, Kürtleri reddetmektir. Kürtlerin içinde olmadığı hiçbir senaryo Türkiye'ye mutluluk getirmez. Dolayısıyla Sayın Aytunç Erkin Bey'in bunu ne maksatla tespit ettiğini bilmiyorum... Bana sorarsanız kendi değerlendirmem açısından Kemal Bey'in masayı dağıtması söz konusu değil. Kemal Bey'in masa bana muhtaç hatırlatması yapmış oluyor. Çünkü masanın Kemal Bey'siz hiçbir senaryoda siyasi geleceği yok. Yani CHP'siz hiçbir senaryoda. Geçen gün Meral Hanım'ın da verdiği destekte de masanın iki büyük oyuncusu. Yani yüzde otuz ila yüzde işte 13'ü koyduğunuz zaman %43 oldu. Kürtleri de 10 puan aldığınızda 53. Kemal Bey'in Cumhurbaşkanlığından kaynaklı olacak 3-5 puan farkı hep oluyor. 57-58 demektir. Bu iş bu uzlaşmayla biter. Kimsenin artık buradan yeni bir kavga çıkartmaya, takmaya hakkı yoktur. Kim yaparsa, kim yaparsa Cumhur İttifakı'nın seçimi kazanması için adım atmış olur. Ben ruhen şöyle rahatım. Bana yıllarca... Mansur'u ortadan kaldırıyorsun seçimi riske ediyorsun dediler. Ben Mansur Bey'in adaylığı söz konusu değil dedim. Ama inanmadınız. Ama ben haklı çıktım. Görelim. Şimdi e, Levent Gültekin'in açıklamalarına döneceğiz. Anımsatma yapabileceğimiz video gelmediyse e, şey anımsatma yapabileceğimiz video geldi mi? Cemre hazır önce onu verelim. Bakın ben aylar önce Sayın Gültekin'e ne demişim? E, Sayın Gültekin daha önce ne demiş? Bir önce onu ortaya Koyalım sonra buraya gelelim Bunlar çok önemli Bundan sonra yokluk yoksulluk çaresizlik konuşacağız Ama bunu konuşacağız en çok Çünkü Kemal Bey'e tuzakların Nereden kurulacağını bilmiyoruz Levent Bey'in tuzak kurduğunu söylemiyorum <laughs> Kurulabilir Dolayısıyla herkes iki kere düşünüp bir kere konuşmalı Önce aylar önce ne demişim Bir anımsatalım bugün nereye gelmiş herkes Ona da bakalım 3-5 tane altın çiziyorum. 3-5 tane seyirci katmak için, 3-5 tane seyirci katmak için e, telebirde yaygara koparıyorlar. Bir dakika. Herkes kendi karnesine iyi bakacak. Herkes kendi durumuna iyi bakacak. Herkes kendi vazifesini iyi bilecek. Sırtınızı patronlarınıza yaslayıp liberal dünya görüşünü öne sürüp Türkiye'de geçmişten gelen, üstelik de Türkiye'nin canına okuyan e, sisteme omuz verip arkasından bize akıl vermeye hiçbirinizin ne haddi ne de hakkı var. Evet bu meseleleri geldik toparladık. Şimdi ben şunu düşünüyorum. Telebir o gün doğru yapmıştı. Hiç 3 5 tane seyirci almak için değil. Kemal Kılıçdaroğlu öngörüsünü görmüştü. Şimdi Sayın Demet Gültekin Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı adayı olması için Murat Sabuncu ile birlikte yaptığı programlarda son derece kritik bir süreç götürdü 2017'de. Ve Sayın Levent Gültekin'in bu tezi ben ona inanıyorum. Bekir Ağardır'ın da içinde olduğu ve içinde bildiğim sürpriz milletvekillerinin de olduğu bir mekik diplomasiyle ile bitti. Kemal Bey'i kandırdılar o zaman ama Meral Hanım o oyunu bozdu. Şimdi neler oldu? Levent Gültekin geçen gün yaptığı açıklamayla Levent Gültekin'in e önemi o şu. Bir dönem Kemal Kılıçdaroğlu'nun en çok dinlediği isimdi Levent Gültekin 7-24 e, ilişki halindeydiler. E, ama Levent Gültekin siyaseten büyük hatalar yapınca yeniden ekrana e, dönmesi zaman aldı. Çünkü öngörüsü yanlıştı ama söyledikleri doğruydu e, Bekir Ağardır meselesiyle ilgili. Kılıçdaroğlu geçtiğimiz yıl genel başkanlar aday olmamalı demişti. Sonra ne olduysa oldu tavır e, değiştirdi. Ee, şöyle değerlendirme e, yapmak e, gerekiyor. Aslında bunu söylediği dönemdeki koşullarda başka bir iklim e, vardı parlamenter sisteme dair. Sonra toplumsal olarak kendisinin olduğunu öngördü. Meral Akşener'in Yavaş'ı ve İmamoğlu'nu düşündüğü lafları lakırdıdır. Doğru değil. Meral Akşener Bey'in Ekrem İmamoğlu'ya destek verdiği, onu aday yapmak istediği bir süre biliniyordu. Ancak e, Meral Hanım Efendi süreci iyi okuyan, zeki bir siyasetçi olarak zeki bir siyasetçi olarak artık İmamoğlu'nun da şansı olmadığını görünce vefayı göstererek önemli bir adım attı. Meral Hanım'ı çok eleştirdik ama burada yaptığı hamle anlaşılabilir hamleydi. Bu hamleyle birlikte Kılıçdaroğlu'nun Kürt siyasetiyle de bir araya gelerek İstanbul modeliyle seçimi alacağını is ispat etti. Ee, Meral, e, Kılıçdaroğlu adaylığının organizasyonunda Meral Akşener başroldedir. Değildir. Bakın bu da çok enteresan bir şey Levent Bey. Yine Yanlış bir bilgi ya da birek bir operasyon yapıyor. İyi partinin güçlenmesi için bunu yapıyor. İyi parti güçlenir tabii tabanı açısından. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun organizasyonu yapan bir kişi vardı. O da Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisiydi. Kemal Kılıçdaroğlu'nu hiç tanımıyorlar. Tanımadıkları için de oturdukları yerden atıyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu e, poker face dediğimiz duygularını ifade etmeyen, kafasındaki planı uygulayan biridir. Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem Bey'in Mansur Yavaş'ın vesairenin adaylığını kimseye sormadan kendi kafasındaki bir süreçle getirdi. Ek, ek e İhsanoğlu'ndan ders almıştı. Üzerine bir de Muharrem İnce meselesinden de ders aldı. Bunun son şans olduğunu biliyordu. Bir büyük şeyleri kazandı. Ondan sonra da hiç kimseye bunu sormadı. Daha sonra birkaç arkadaş ona katıldı. Bunlardan bir tanesi e şeydir çok açık bir şekilde Canan Kaftancıoğlu'dur İstanbul örgütü önemli biri Oğuz Kağan salıcıdır e, o da önemli daha sonra yakın çevreye girildikçe grup başkan vekilleri Engin Bey Özgür Bey falan bu topa girdiler halen Kılıçdaroğlu'nun yakınında olup ayağını nasıl kaydırırım diye düşünenler genel merkezde de var onu da Kemal Bey biliyor devam edelim Akşener Kemal Kılıçdaroğlu'nun adayı için partisindeki itirazlarla da mücadele etti Hayır, şöyle oldu. Akşener artık Kılıçdaroğlu'nun önüne geçmenin siyasi iflas olduğunu görünce milleti artık yapacak bir şey yok demeye getirdi. Buğra Kavuncu Bey'in sokakta hep Mansur Bey'i duyuyoruz falan demesi tesadüf değildi. Hatta Kılıçdaroğlu'nun Aleviliğini öne sürmekte de tesadüf değildi. Bunları bilin. Neden bunları bilin? Nereye gittiğimizi bilin. Kemal Bey'in öndeki tuzakları bilin. Kılıçdaroğlu artık polemik kavga siyasetini bırakıp plan projelerini anlatma kısmına geçmeli. Bu da yanlış bir tespit. Kemal Kılıçdaroğlu polemik falan yapmadı aslında son dönemde. Sadat'ın önüne gitmek, bürokratları uyarmak, Türkiye'deki EYT'liler de dair olmak üzere hemen her konuda fiili olarak durum yaratıp bir de bunların üzerine işte bu sigorta sistemini, ev sigortası vesaire gibi sistemleri de anlatarak aslında bir yere doğru gidiyor. Ve en büyük vaat parlamenter sisteme geçiş meselesidir. E, i̇lk bir haftada yapacaklarımız bunlar diyor. E, bunları Levent Bey'in duymamış olması mümkün değil. Hakkaniyetli değil, adil değil. Kılıçdaroğlu'nun ABD'de resmi yöneticilerle görüşmemesi özgüvensizliktir. Buna da katılmıyorum. Türkiye'de e, bir e, başkan adayının Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmesi zamanlama olarak nedir bilmiyorum. Ama şunu asla unutmayın. Amerika Birleşik Devletleri'nden icazet almadan bir başkanlık da mümkünse eğer bunun yapılması gerekiyor. Bir tek burayı bilmiyorum. Çünkü bence küresel destek olmadan Türkiye'de başkan bile olsanız sizi indirirler. Çünkü Türkiye'nin parası değersiz. Türkiye üretmiyor. Çok borcu var. Küresel olarak baskı altında. Bu işleri de bu işleri de Kemal Bey'in kurmaylarından daha önce Kemal Derviş'le tanışmış olan, çalışmış olanlar Ali Babacan gibi isimlerle falan müzakere ettikleri açık. Hiçbir iktidar Türkiye'de sıcak para getirmeden iktidar olduğunda ayakta kalamaz. Bir günde batarsınız. Bir günde batarsınız. Dolayısıyla başkan olduktan sonra hemen yerel seçimler var. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu muhtemelen bir yıl içerisinde falan CHP Genel Başkanlığından ayrılmayacak. CHP Genel Başkanlığını yerel seçimlerin sonuna kadar getirecek. Yerel seçimlerinde kazandıktan sonra rahatlayacak. Ben öyle görüyorum. Bunun için de para lazım. Küresel parayı bulmamış olma ihtimalleri yok. Kredi alacaklar, borç alacaklar. Bu borçları da üretime, planlı ekonomiye yönlendirirlerse bence başarıya gidecekler. Yönlendirmezlerse, beşli çetelere falan mecbur kalırlarsa Allah selamet versin. Kılıçdaroğlu o koltukta oturamaz ama sanmıyorum öyle bir sorun olacağını. Bundan sonrasına e, geçelim. Neler olup bittiğini anlamamız açısından bir sonraki volde ne var şey yok diyor burada artık Levent Bey sadece bu kadar da misvak var misfaka dönün evet misvaka dönün şimdi arkadaşlar misvak diye bir dergi var siyasal İslamcılar'ın dergisi ben de beni de çok çirkin çiziyorlar ama ben gülüp geçiyorum. E, mizah biraz entelektüel bilgi biraz hayata geniş bakmakla ilgilidir. Beceremiyorlar bunları. Umarım becerirler. Yarın Kemal Bey başkan olduğunda düzeyli mizah yaparlar. Bir anket yaptılar. Siz kimin yanındayım diyorsunuz. Oy vererek RT yapalım arkadaşlar diye Twitter'da. Sonuç Recep Tayyip Erdoğan %27 Kemal Kılıçdaroğlu %73 çıktı. Bunlar tabii gerçek rakamlar olmayabilir. Çünkü e, sosyal medyada troll değilsiniz eğer. E, aydın insanlar e, biraz daha fazla ama neticede fark var apar topar bunu sildiler arkadan da hemen işte yazmaya başladılar e, troll orduları saldırdı vesaire e, diye şimdi aslında bu hamleyi yapıyorsanız trollleri de hesaba katmanız gerekir ama bunu gösterdim hemen sildiler ya birader yaptığın bir işin arkasında dur e, bunun da arkasında duramıyorsan niye bu işi yapıyorsun diye sorarlar bize en ağır hakaretleri yapanlar bize en ağır şekilde e, davrananlar nihayetinde bu tabloya gelip de böyle laf edince ben de diyorum ki ayıp denen bir şey var. Ayıp denen bir şey var. Kalsaydı bari. Şimdi gelelim Melik Gökçek e, Bey'e. Melik Gökçek Bey'in de e, benle ilgili e, nedense e, benim en sıkı takipçim olduğu, belki o da radikal tahammülsüz ama kime tahammül ediyor bilmiyorum. Sürekli beni izliyor, sürekli benle ilgili tweet atıyor yine bir tweet atmış. Demiş ki Enver Ayseler Mansur Yavaş'a bu laflarla çakınca Mansur iyice tırsıp Kılıçdaroğlu'na destek tweet'i atmak zorunda kalmış. Bir, ben Sayın Mansur Yavaş'ın tırstığını düşünmüyorum. İki, siyasal analiz yapıyorum, çakmıyorum. Ben hiçbir siyasetçiye çakarak Sayın Gökçek de dahil bir üslup kullanmayı kendime yakıştırmam. Eleştirmek siyasetin içindedir. Bir, tırsmak ben ürkmek diye şey yaparım. Siyasette bu da olabilir. Ancak e, anımsatmak isterim ki Sayın e, İbrahim Melik Gökçek e, benim tweetlerim üzerinden sürekli Mansur Bey'e e, şey yapıyor. E, ama yani Mansur Bey eğer e, beni dinleyip de benim de katkım olarak kararını gözden geçirdiyse kendisine teşekkür ederim. Olgunluk ifadesidir. Çünkü Ankara'mızı yöneten bir belediye başkanı çoğulca eleştirel düşünceye değer vermekle yükümlüdür. Aksi halde Türkiye'nin hali pür melali Ortadadır. Şimdi e, bu dosya böyle, medyadaki vesairedeki durumlar böyle. Daha neler neler olacak? Çok ama çok şaşıracaksınız. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun İzmir'ine e, gideceğiz ve beşli çete mesajine gireceğiz. Kılıçdaroğlu niye Liberal siyasete karşı durarak gönülleri çeliyor. Kılıçdaroğlu bir devlet adamı niteliği taşıyarak meseleyi götürmeye çalışıyor. Devlet adamı olmanın en önemli görevi bugün neoliberal siyasete karşı durmak, halkını savunabilmek, planlı ekonomiye geçebilmek. Bu planlı ekonomiyi yaparken yurt dışından gelen kaynakları önce çiftçiye, işçiye aktarmak, geçici bir atlama sağladıktan sonra üretim ekonomisini güçlendirmek. Ve bir bağımsız beslenme projesiyle biraz nefes aldırmak olmalı. Bunun için de Beşli Çete, Sayın Kılıçdaroğlu'nun tarifiyle gırtlağına basıp bu tür anlayışı yok etmeli. O konuşmayı dinleyelim. Ee, tabii Kılıçdaroğlu en e, basit şekilde söylüyor ama e, sosyal devlet dediğimiz şeyin altında ki bu bir liberal tezdir, sosyal demokratların tezidir. Karın doymak yoktur. Konut, karın doyma, asgari yaşam koşullarına sahip olma, sağlık... Eğitimde mutlak eşitlik e, gerekir ve bunların sorun olmaktan çıkması gerekir. Ben e, tam istihdamın da sağlanabileceğini ve bunun çok zor olmadığını bu kadar israfın tam istihdamı hemen sağlayacağını düşünüyorum. Ev kadınlarını zaten ev işçisi olarak tarif ettiğinizde bu sorunun da aşılacağını görüyorum. E, buradan da hareket, hareket etmenin lazım geldiği düşünülüyor. Kılıçdaroğlu'na dair Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bey'in bir değerlendirmesi var. Bu değerlendirmenin de bir e, haksız yorum olduğunu hepimiz biliyoruz. Sayın Erdoğan şu tarafa geçelim. Diyor ki e, bu altılı masadan bir şey çıkar mı? Bunlar her toplantıda bir sonraki toplantıyı nerede yapacaklarını konuşuyor. Ya bu Bay Kemal SSK'yı batıran insan değil mi? Bu spekülatif e, meseleler biraz da artık ironi ve gülünçlük e, haline geldi. E, Sayın Kılıçdaroğlu e, eğer çıkıp dese ki hadi diyelim ben SSK'yı batırdım siz Türkiye'yi batırdınız dese ne diyeceksiniz? Bir argümanınız yok. Kaldı ki bu işte böyle değil. SSK yönetimi küresel e, denklem içerisinde sizin takınacağınız tutumla biçimlenen ekonomi politikasının bir ürünüdür. Bir sonucudur. İkincisi altılı masa evet bence de biraz uzamıştı ama çok önemli sonuçlar ortaya koydu. Altılı masanın birinci meselesi Cumhurbaşkanı adayını belirlemiş oldu. Altılı masanın unsurları halka gittiler. Halktan aldıkları geri dönüşlerle birlikte bir, içlerinden bir başbakan adayı çıkardılar. İki bir cumhurbaşkanını tespit ettiler, adayını tespit ettiler. Üç bir ilkeler manzumesi yayınlayıp meclise döneceklerini söyler ve muhtemelen bu meclisin varlığıyla birlikte şöyle bir durum olacak. Sayın eğer Recep Tayyip Erdoğan Bey kaybederse seçimi milletvekili de olamayacağı için bir anda şu paniğe kapılacak. Ben neyim? Dokunulmazlığınız yok. Gerçi eski cumhurbaşkanı olmaktan kaynaklı vatan hainliği dışında yargılanmayacaksınız ama mecliste olmayacaksınız. Sadece parti başkanı olacaksınız. Önünüzde devasa bir cumhurbaşkanı gücü olacak. Yani sizin kullandığınızı başkası kullanacak. Yetmiyor. Mecliste bu sefer yeniden meclisin iradesi olsun diye mücadele etmeniz gerekecek ve orada kalkıp inen ellerin insafına kalacaksınız. Bence altılı masayı, millet ittifakını burada hafife almak büyük hata olur diye düşünüyorum. Bülent Turan, e, o da e, yine bu sürece dair konuşma yapıyor. Yine e, garip bir e, konuşmadan e, söz ediyoruz. Aday ol kardeşim, gel, hodri meydan. Bu milletin irfanında, vicdanında, izanında karşılığı olmadığını bütün dünya görsün. Bülent Turan Bey, kendisi de biliyor ki önlerine gelen anketlerde, Millet İttifakı, Cumhur İttifakı ile arayı ciddi oranda açtı. Kemal Bey de, Ekrem Bey de. Ee, işte Mansur Bey'de hatta Meral Hanım'da anketlerde sorulduğu vakit e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın önünde çıkıyor. Dolayısıyla bir kaybedilmiş seçimden söz ediyoruz. Ha Bizim bilmediğimiz başka bir planları varsa bizim bilmediğimiz başka bir planlarını hala bilmediğimiz için yorum yapamıyorum. O ayrı. Ama bu ülkenin irfanı, bu ülkenin efendime söyleyeyim e, vicdanı vesaire gibi hamaset söylemleriyle bu iş olmaz. Erdoğan'ın şu anda elinde en kritik kaynak küresel olarak ee, doğu batı yani iki blokta Dünyaya geçmekten kaynaklı olarak Bir fırsat yakalayabilir miyim Buradan kışın e, ucuz gaz Ve e, gıda ürünü Bulabilir miyim arayışı var Bunun olup olmayacağını da bilmiyoruz Bülent Turan Bey ben e, bana Gerizekalı dediği için dava açtım Dönemden tanıyorum kendi twitter Adresinde benim böyle bir adresim Yok demiş daha sonra danışmanlarım Buradan yorum yapmış demiş Bütün bunlar etmediği gibi e, Meclis şey, e, yargıyı baskı altına almış ve belgeli, delilli meseleden dolayı yargı bana ve hakaret eden Bülent Turan'a 5 bin, ödeme, 5 lira ödemeye mahkum etmiş bir hale geldiğim bir isim. Yarın bir gün kim kime ne öder göreceğiz Sayın Bülent Turan. Evet, Bakan Yanık, Derya Yanık hanımefendiye dönüyoruz. Gerçekten Sayın Yanık içler acısı söylemlerine devam ediyor. Ben muhalefetin Cumhurbaşkanı adayının Bugün adı geçen isimlerin hiçbirisi olmayacağını kanaatindeyim. Kılıçdaroğlu dahil benim kanaatim hiç bilinmeyen ve seçime çok az bir isim çıkaracakları ortaya çıkacak demek istemiş herhalde. Ben hiç bu kanaatte değilim. Hiçbir ismin böyle pazarlanma için zamanı yok, şansı yok, büyük hata olur. Kılıçdaroğlu adaydır. Adaylığı da bence hayırlıdır. Bu adaylığının arkasında Türkiye'deki Akta selim herkes mutlaka ee, devam etmelidir, durmalıdır. Devam edelim. <laughs> ee, Sayın Bahçeli'nin bir konuşması var. Onu e, vereceğiz. O Bahçeli'nin konuşmasının ardından da Bahçeli meselesini yavaş yavaş bitireceğiz. Bir izleyelim onu. Evet, değerli dostlar, Sayın Kılıçdaroğlu ne yapmıştı? Bir kere bu e, şeyler, e, bu e, afişler, bu billboard denen e, duvar yazıları, e, duvar reklamları diyelim, duvar tanıtım. Ee, için kullanılan yerlerde Sayın Kılıçdaroğlu bir kere daha e, oyun bozarak şunu e, yapmıştı. E, Kılıçdaroğlu buna cevap verebilir mi e, dediğinde Kılıçdaroğlu gitti önünde poz verdi ve şeref madalyası takacağım dedi. E, Türkiye'ye karşı bir meydan okumu olarak yorumlandı e, bu ama şunu anlamak gerekiyor. Türkiye'nin bir siyasi partisi olan HDP geçen gün bir ittifakla birlikte Türkiye'de bir cumhurbaşkanı adayı çıkarmaya gerekirse parlamentoda çoğunluk sağlamaya aday bir parti. Ancak Kılıçdaroğlu HDP'siz bir seçim kazanılamayacağını ve Türkiye'deki bütün siyasi partilerle görüşülebileceğini bilen bir kimse olarak attığı adımla bir tavır ortaya koyuyor. Ve burada HDP'nin %10-12'lik bloğunu kemiksiz arkasına bağlamış oluyor. Siyaseten cesur bir adım. Kaldı ki Cumhuriyet Halk Partililere de şunu anımsatmak isterim. Bir dönem e, HDP barajı geçsin diye hepsi gidip oraya oy da verdiler. E, Millet ittifakı böyle de Cumhur ittifakı nasıl? E Cumhur ittifakında Öcalan'ın kardeşini ekrana çıkardılar, mektubunu okuttular. Yani e, gerçekçi olalım. Kürt halkının oylarını çantada keklik saymamak gerekiyor. Gelelim <laughs> Ali Babacan e, meselesine. Ali Babacan'ın da <laughs> bir değerlendirmesi olacak ama önce Sayın Erdoğan babacan'a ne demiş önce ona bir e, bakalım. Şimdi babacan Erdoğan arasındaki ilişki kritik bir ilişki. Enflasyonu tek haneli rakamlara döşürmekte kararlıyız. Şimdi buradan paya çıkarmaya çalışanlar var. Ya sen kimsin? 60 Türk Türk lirasından çıkaran bu başbakan. Sen kimsin ya? Başbakan olur vermedikten sonra sen ne yapabilirsin ya? E, diyor e, kendisi iyi anlamak gerekiyor. Sonuç itibariyle Erdoğan bir ekonomist ama bunu sonra söyledi. Daha önce ekonomist olarak yanında bulunan kişi Sayın Ali Babacan'dı. Peki Sayın Ali Babacan nasıl bir tutum takınmıştı? Dikkatli anımsayalım. Sayın Ali Babacan orada Kemal Derviş ekonomisini sürdüren, küresel, liberal ve işte neoliberal siyasetin öngördüğü ilişkileri koruyan ve bunu Türkiye'de oradan uygulayan bir isimdi. Başarıyla uygulayan bir isimdi. Sonuç itibariyle tablo nereye geldi ve dayandı onu da anlamamız lazım geliyor. Sonuç itibariyle tablo bugün Erdoğan'ın siyaseti ve Babacan siyasetinin karşı karşıya gelmesine neden oldu. Babacan siyaseti neoliberal politikaları ortaya koyuyor ve Erdoğan hükümetlerini başarılı hale getiriyordu. da Bugün niye Babacan şeytan oldu? Kaldı ki bugün Erdoğan bütün arabaların geldiği bir yerde ters yönde gitmeyi göze alan bir ekonomik modelle Türkiye'yi felaketin, Eşiğine getiriyor. Üretimden söz edilmiyor, planlamadan söz edilmiyor, yatırımlardan söz edilmiyor. Betona tapan insanlar, betona tapan bir siyaset güdülüyor. Ama Babacan da sessiz kalmadı ve buna çok sert bir cevap verdi. Yanıt volünü bir e, alalım. Evet, Babacan'la Erdoğan'a, Madem keramet bir imzada bir imzayla enflasyonu düşündü verelim dedi. Bunun da altını çizmek gerekiyor. Keramet bir imzada bir imzayla enflasyonu düşürüverelim. Ne demek bu? Yani bu işleri ben yaptım. Madem imzan o kadar güçlü atıvereydin imza ediyor. Babacan çıtayı yükseltiyor. Siyasi tahminlerim içerisinde Babacan'ın bugün ikilik üçlük bir yere oturup ileride siyasette önemli bir özal figür yaratılmaya dair etrafında insanları toplayacağını tahmin ediyorum. Belki de Kılıçdaroğlu kabinesinde de olabilir. Aday olup olmamasıyla ilgili e, buluyorum bunu. Şimdi Sayın Akşener e, bu hafta bir e, konuşma yaptı. E, hakikaten sağlam bir e, konuşmaydı ve yaptığı konuşmadan kimi kastettiğini dinleyince anlayacaksınız. Sayın Akşener de kendi anladığı anlamda bir Mustafa Kemal e, değerlendirmesi yapıyor ve yaptığı bu Mustafa Kemal değerlendirmesinde de ...arkasında e, duruyor. Sayın Akşener'i de burada izleyelim isterseniz. Değerli dostlar... E, ...buradan e, Sayın Akşener'in... ...kadın hareketine de göz kırptığı... ...kadın hareketi üzerinden de... ...çıtayı yükselttiğini anlamamız lazım gelir. Çünkü e, Sayın Akşener... E, ...burada bir kadın siyasetçi olarak... ...merkez sahada konumlanan bir kadın siyasetçi olarak... Bu zeminde erkeklere rağmen siyaset yaptığı da görülüyor. Sağcılıkta pek bu rastlanan bir şey değildi. Bu arada üç maddenin altını çizmek isterim. Biz sosyalistler açısından Atatürk başka tarif edilir. Milliyetçiler tarafından farklı tarif edilir. Yani biz Atatürk'ü cumhuriyeti kurarak kulluktan yurttaşlığa geçmesini, işte köy enstitüleri vesaire gibi süreçlerin doğmasını sağlayan cumhuriyetin meclise dayandırmasını, ve tarihsel bir sıçrama yaparak imparatorluklar çağından sonraki pozitivist e, tavrını, bilime yakın tavrını önemser. Bunu ilerlemeci bir anlayışta yorumlarız. Milliyetçilerse Atatürk'ü bir bozkurt, bir dinci, bir ari kan arayıcısı e, ya da öyle birisi olarak yorumlarlar ve sonuç itibariyle Atatürk fikri e, iki grup arasında farklıdır. Milliyetçi siyaset Atatürk'ü e, neoliberal e, siyasete oturtabilir, ancak Bizim e, temel tezimizde oradaki anti vurgu öne çıkar. Bir de milliyetçilerin e, layık olmayan e, kesimi vardır ki e, burada eski Milliyetçi Hareket Partisi daha layık bir çizgide yorumlardı. Bugün iyi Parti o misyonu aldı. Aralarında bu şey var, e, ayrım var. Devlet Bahçeli Bey'in daha e, Müslüman Türk vurgusu yapmasını görüyoruz. Daha geleneksel milliyetçi anlayışa Sayın Akşener'in tarifi e, e, ortaya çıktığını görüyoruz dolayısıyla. Bazıları Akçenereden e, Bahçeli'ye geçiş olur mu ters yönde diyorlar ben ona pek ihtimal vermiyorum çünkü layık Atatürk e, ve milliyetçilik vurgusu tezi şu anda MHP'de yok gibi görünüyor bunun da altını çizmek isterim önemserim. E, şimdi beni kapıda karşılayan dünya güzeli bir çocuğa Güneşe gideceğiz Güneş hazırsa e, onu da verelim e, Güneş ben e, Twitter'da bugün şey yazdım. Zor bir günün ardından, zor bir günün ardından dedim bu güneşle karşılaşmamızı. Bazı insanlar dünkü evvelsi günkü teyzemi kaybetme meselemi görmedikleri için güneşi yitirdiğimizi zannetmişler. O anlamda yazmadım, benim eksiğimdir mutlaka. Güneşi yitirmedim. Güneş sanki acımızı bilirmiş gibi yanıma geldi. Geldikten sonra bir süre durdu. Sancak da bu fotoğrafı çekti. Ben de onu öptüm. Güneş bize her gün burada karşılıyor. Güneş her karşıladığında da benim hayatımda bir güneş oluyor. Hayvanlarla arınmanın, hayvanlarla mutlu olabilmenin ne anlama geldiğini de hepinizi ifade etmek isterim açıkçası. Hayvanlar gerçekten gerilimimizi azaltıyor. Evde dobi var. dobi kıskanacak artık. Yakında dobili bir fotoğrafı da vereceğim. Hayvanlara sarıldığımız zaman dün üzüldüğümü gördü, hiç yanımdan ayrılmadı, sarıldı bana. Bütün bunlar bize hayatın akışı içerisinde küçük yaşama tutunma, yaşam sevinci taşıma duygusu veren durumlar. Güneş'e yakın plana girelim ve sonra radikal tahammülsüzler araya gidelim. Saat başında beraber alalım. Bu dünya güzeli çocuk Güneş şu anda bayağı da popüler oldu. Evet benim Güneş'im oldu bugün. Beni çok mutlu etti. Hayvanlar insanların en güzel dostu. Nasıl öpüyorsun onu diyorlar. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Güneş tertemiz. Hayvanların pislenmesinin nedeni de aslında bizim kentlerimiz ve onları bakımsız bırakmamız. Sayın Erdoğan nebati sahadan çekti. Periyodik saçmalamalarından dolayı toplumsal bir bıkkınlık olduğunu gördü. Kendisini sahaya atarak buna net tavır koydu. Tuhaf olan ve gerçekten anlaşılması güç olan şu. Sayın Erdoğan bir sene öncesinden ha bugün çözüyoruz, ha yarın çözüyoruz diye işte ilkbahar, yaz, sonbahar, kış çözdük çözüyoruz diyerek buraya kadar getirdi. Enflasyonla mücadele edilebilmesi için düşük faiz siyasetini de uygulayarak bakın neler olacak dedi. Çin modeline gönderme yaptılar fakat temel farkları unuttular. Çin üreten bir ülke. Dolayısıyla parasının değerini düşük tutup ülkesinde dolar çekebilen bir ülke. Bizse affederseniz iç çamaşırlarımıza kadar tamamını yurt dışından alan bir ülkeyiz. Üretmiyoruz. Hele planlamayı hiç yapmıyoruz. Dolayısıyla bir taraftan faizi düşürdüğünüzde döviz artıyor. Döviz düşülmesi için de faizin artması gerekiyor. Bu neoliberal politikanın üretmeyen dünyanın temel ve hazin sorunu Hangi araçlarla nasıl bunu sağlayacaksınız belli değil. Para bastığınız müddetçe döviz artar. Dolayısıyla Türkiye'nin içerisinde sözde bir e, ekonomik olarak arttırım yapıp bu işi çözeriz diyebilirsiniz ama gerçeğinde bunu çözme imkanınız hiç ama hiç yoktur. Bunu koyduk kenara bu bir. İkinci tarafa dönelim. Nihayetinde dünyada tek başına bir ekonomik model uygulamaya kalkan ve bu uyguladığı bu modeli ben ekonomistim demenin dışında hiçbir kefaleti olmayan Sayın Erdoğan'ın da bu söyledikleri kimse kusura bakmasın bilim dışıdır. Sadece Erdoğan söylese neyse sıra geldi bir de Bahçeli'ye. Bahçeli de hız arttırıyor vites arttırıyor o da söyledikçe söylüyor ama gerçek değişmiyor yokluk açlık tencerenin tam takır olması ceplerin bomboş olması değişmiyor bu sefer Sayın Bahçeli'deyiz enflasyon bugün arttıysa yarın iner hayat pahalılığı bugün varsa yarın her şey ucuzlar İşsizlik, yoksulluk terör Gelir dağılımı, adaletsizliği mutlaka kökünden çözülür. Biz Cumhur İttifakı'yız. Lider ülke Türkiye'nin mimarıyız. Şimdi e, Türkiye'nin de içinde bulunduğu hemen hemen bütün dünya ülkelerinde kendi meşrıplerince e, önlemler alan, kendi güçleri doğrultusunda yeni oyun kurulan bu dönemde tutup takılan insanlar var. Şunu unutmayın. Hiçbir zaman unutmayın ve bunun altını çizmek isterim. Güçsüz bir ülkenin alabileceği acil ve sıkı ve hızlı önlemler geçici önlemler olur. Türkiye'nin bir an önce hukukun üstünlüğünü kabul etmesi, neoliberal politikaya karşı nasıl bir politika izleyeceğini toplumla paylaşması arkasından da bunu sıkı bir şekilde uygulaması gerekiyor. Devlet Planlama Teşkilatının yeniden tesis edilmesi, Devlet Planlama Teşkilatı nasıl davranıyorsa, ne öngörüyorsa yetkili de ona uygun bir değerlendirme yapılması gerekiyor. Hep örnek verdim. Sadece tarımı düzeltmek bile Türkiye'de büyük bir devrim olacaktır. Siz Türkiye'nin bütün tarım arazilerine bakıp eğer çiftçilerinize kardeşim mazotunu ben veriyorum, tohumunu ben veriyorum, sulamanı ben yapıyorum, teknolojik desteğini de veriyorum. Sen sadece ekimini yap, topla, iş gücünü koy. Gelecek sene de hepsini ben alıyorum demesi halinde bile çok büyük bir açlık sorununu çözecek yatırım yapılmış olur. Peki buna kaynak nereden dersiniz? Vallahi beşli çeteye verilenin yüzde 10'u bile değildir bu. E şeye... E, diyanete verilenin bilmiyorum yüzde biri midir, onu mudur neyse değildir bu. Ama bu, bu sayede halkınızı açlıktan korumuş olursunuz. Bu başlı başına bir mesele. Daha sonra bunu bir politika haline getirebilirsiniz. Peki bu nasıl yapılacak? Vallahi çok zor olduğunu zannetmiyorum. İki günlük bir çalıştayla yapılabilir. Sirahat mühendisleri odasını alırsınız. Türkiye'deki e, ekilebilecek arazilerin durumuna bakarsınız. Memleketin ihtiyaçlarını da önünüze koyarsınız. Sen bunu ek, sen bunu ek dersin, iş biter. Bunlar çok zor, karmaşık meseleler değil. Siyasi irade gerektiren meseleler. Bunun da altını çizmek isterim. Şimdi Erdoğan'ın kitlesiyle ilgili hep söylenen, Erdoğan ne derse ona inanırlar denen bir yapı var. Bunun çok tuhaf bir örneğini görmüş olduk. Erdoğan, Türkiye'de şöyle bir tez öne sürdü. Oy kullanma yaşını 18'e biz indirdik dedi. Ama oy kullanma yaşı 1955 yılında çıkan kanunla 18'e indirildi. Şimdi öyle bir aile geldi ki memleket buna gerçekten inanan insanlar var. Ve buna inandıktan sonra da dünya lideri diyen insanlar var. Allah aşkına dünya lideri halkına gerçek dışı bir bilgi verir mi? Eğer danışmanlar bunu yaptıysa... Böyle bir tuzak kurulduysa bu bir felaket değil mi? Hepinizi dikkate davet ediyorum. İşte o konuşma. Şimdi burada bir hata var. Onu konuştuk da 1995 olacak bu seçme hakkı. Ancak seçilme hakkını Erdoğan indirdi. Dolayısıyla burada bir bilgi hatası olmasın. Medyada paylaşılırken de onun söylenmesi gerekiyor. Bu 1995 kanunun seçme hakkıyla ilgili bölümü. Seçilme hakkıyla ilgili bölümü ise Erdoğan döneminde oldu. Sanıyorum bunu danışmanlar karıştırdılar. Erdoğan'ın bir özgürlük değerlendirmesi var. Onu da görelim. Bunun sesi yok değil mi? O değerlendirmede benim karşımda asla özgürlüğünüzden taviz vermeyin diyor. Bunun sesini de bir dinleyelim. Ona bir bakalım. Onun değerlendirmesine bakalım. Hakikaten işin Nerelere geldiğini görmüş olacağız bu şekilde ve özgürlük meselesinde Türkiye'nin ne kadar geride olduğunu, ne kadar işin içinden çıkılamaz bir halde olduğunu ve Türkiye'nin gençlerinin bırakınız özgürlük, askeri yaşam koşullarına bile sahip olamadığını görmüş olacağımız bir tabloyla karşı karşıyayız. Yani şunu söylemek istiyorum. Aslında bizim ülkemizde olup biten her ne varsa bir yalan rüzgarı, bir algı yönetimi üzerinden devam ediyor. Dünyanın en baskıcı, dünyanın en gerici uygulamalarının yapıldığı ülkelerden birisi Türkiye Cumhuriyeti. El ele tutuşanlar dövülüyor, sövülüyor mini etek giyen kızlara namussuz deniyor. E, aşklarını yaşamak isteyen insanlara saldırılıyor. Sevmek suç, müzik dinlemek suç, fikir ifade etmek suç. Bütün bunların sonucunda yok birader öyle değil dediğiniz zaman ben de pes derim açıkçası. Bunun böyle olduğunun altını mutlaka ve mutlaka çizmemiz gerekiyor. Bunu bir de Erdoğan'ın ağzından dinleyelim. Şimdi e, Canan Kaftancıoğlu'nun e, şeyini de e, cevabını da burada verelim. Canan Kaftancıoğlu'na verilecek cevabı da önemli e, buluyorum. E, Canan e, Kaftancıoğlu Ali İsmail Korkmaz, Ethem Sarısülük, Mehmet Ayvalıtaş, Abdullah Cömert, Medeni Yıldırım, Berkin Elvan, Ahmet Atakan ve Hasan Ferit Kedik özgürlüklerinden taviz vermemişlerdi. Aynesi iştir, kişinin lafına bakılmaz. E, lafa bakılmaz diyerek bunu da ortaya koymuş oluyor. Erdoğan açısından bu gayet basit ve açık bir tablo. Onu da altını çizmek istiyorum. Erdoğan'ın kafasında çekmeceler var. Benim milletim dediği zaman o millette zaten bu çocuklar yoktu. Benim gençliğim dediği zaman Kinder gençlikte de onlar yoktu. Dolayısıyla Kaftancıoğlu iyi kalpli bakıyor. Erdoğan herkese sesleniyor zannediyor ama Erdoğan kendi milletine sesleniyor. Kalanları milletin bir ferdi olarak saymıyor. Şimdi size Şimdi size hemen biraz sıçrama yaparak bir e, iki değerlendirme yapacaktım ama şu TÜGVA meselesi bu doğru mu arkadaşlar? Teyit ettiniz mi? İnanılır gibi değil. TÜGVA'nın bir Erdoğan'ın gençliğe hitabesi ortaya çıktı. Ben onun gerçekten doğru olup olamadığını e, şey, şey yapamadım. E, ben e, yaygın bir paylaşımda olduğunu gördüm. Evet ama onu yayınlamayacağım. Önce bir teyit edelim. TÜ, TÜGVA'da böyle bir şey... Var mı yok mu? Yarın bir gün derler ki böyle bir şey yok. Enver de sahtekar yalancı demesinler. Yalancılıklar onlarda kalsın. Türkiye'nin dinci sürecine bir bakalım. Türkiye'nin dinci süreciyle ilgili iki tarikat meselesini size göstereceğim. Bir tanesi çok tanıdığınız bir ismin ne vaziyette olduğunu ortaya koyacak. Bu arada o tanıdığınız ismin geçmişte cerrahi tarikatının lideri öldüğü zaman onunla ilgili bir ee, hazırlık yapmıştık. Onu da bulalım lütfen. Önce birinci şeye geçelim isterseniz. Ee, nedir o? Önce birinci dinci skandalına e, geçelim. Dinciden bol bir şey yok biliyorsunuz. Eski Diyanet İşleri Başkanı'nın bir değerlendirmesini yapalım. Sonra Bekir Bozdağ, Derya Yanık, Kavuncu derken de e, bu cerrahi tarikatı şeyhininle ilgilendiğimiz haberleri ve arkasından da çok yakından tanıdığınız birisinin durumunu göreceğiz. Önce Eski Diyanet İşleri Başkanı'nın değerlendirmesine bakalım. Eski Diyanet İşleri Başkanı görmez, biliyorsunuz Türkiye'deki hak ihlallerini görmez, ee, Türkiye'deki ahlaksızlığı, tarikatlardaki, cemaatlerdekileri görmez, Türkiye'deki gelir dağılımındaki uçurumu görmez, insanların mapuslarda çürümesini, adaletsizliği görmez. Görün neler gördüğünde işte anlayalım. Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı teklif edildiğinde Mehmet Emin Erden onay istemiş görmez. Er, Nakşibandi Halidi geleneğinin önemli isimlerinden birisiydi. Düşünebiliyor musunuz? Türkiye'deki Diyanet İşleri Başkanlığı'nın atamasını Nakşiler yapıyor. Değerli dostlar, Türkiye'de laiklik tamamen çökmüştür. Türkiye Cumhuriyeti Mustafa Kemal'in ve arkadaşlarının kurduğu Cumhuriyet tamamen çökmüştür. Her açıdan çökmüştür ve Diyanet İşleri Başkanlığı kapatılmadığı takdirde sadece Nakşibendilerin bir organizasyonunun ürünü olacaktır. Bunun altını çiziyorum. Biraz sonra Cerrahi Tarikatı'nı da vereceğiz. Nasıl bir tarikat olduğunu da göstereceğiz. Bekir Bozdağ'ın insanı güldüren açıklamasına gelelim. Bekir Bozdağ bu sıralar bizi gülümsettiği için kendisine teşekkür mü edeceğiz? Yoksa halkın gözünün içine baka baka pes bu kadar da olur mu dedirtti diyeceğiz. Sayın Bozdağ biliyorsunuz nöbetçi bakan işler sıkıştığında sahaya sürülen bir bakan. Yıllardır AKP'yi insanların yaşam tarzına müdahale etmekle suçlayanlar oldu. 20 yıldır biz iktidardayız. Kimsenin yaşam tarzına müdahale etmedik başkalarına da müdahale ettirmedik. Elbette tarikat liderlerinin, cemaat liderlerinin Türkiye'deki çeşitli sünni ve özellikle Nakşibendi inanç gruplarının giyim ve kuşamında kimse müdahale etmedi. Ama kadınların nasıl doğuracağına, nasıl giyineceğine, nasıl çalışacağına, insanların nasıl sevişeceğine, nasıl oturup kalkacağına, aile dışında herhangi bir aşk ilişkisi olmayacağına, insanların içki içerken onları alamasın diye üstelik de ceplerinden çıktı paralarla dolaylı vergi adı altında soyguna falan hakikaten hiç müdahale etmediniz. Sayın Bozda gerçekten bu algı yönetimi buralara geldiği zaman artık utandıracak söylemler gerçekleşiyor. Bunun altını çizmek isterim. O kadar da değil. O kadar da değil. O yüzden herkesin aklını başına alması lazım. aptal değiliz. Derya Yanık ve AKP'li kavuncunun LGBT meselesiyle ilgili bir e, açıklaması var. Arka arkaya onu vereceğiz. Bakan Yanık eşcinselliği normalleştirmek ya da normal görmek gibi bir lüksümüz yok. Valla eşcinsellik meselesiyle ilgili insanı şöyle bir zora e, itiyorlar. Yasaklama getirerek bu meselenin doğru dürüst bir zemine oturmasını engelliyorlar. Cinsel yönelim meselesi insanların e, %99 diyebileceğimiz bir biçimde genetik bir meselesidir. Dolayısıyla bu işi iyi ve sağlıklı anlamak gerekir. Eşit yurttaşlık ve nefret dilini kullanmamak üzerine. Anlamak gerekir ama bir taraftan da herhangi bir cinsiyetin güzellemesi yapılamayacağı gibi LGBTİ güzellemesi de yapılamaz. Temel insan hakları çerçevesinde değerlendirmek gerekir. Bunu bir suç ve ceza konusu yapmak fevkalade yanlıştır. Nitekim Kavuncu da, Burak Kavuncu da aynı şeyi söylüyor. O da, e, Burak Kavuncu değil mi ya kim söylüyormuş? Çorum milletvekili kavuncuymuş pardon o da bir kavuncu. Bu sapkının temel insan hakkı olduğu söylemi koca bir yalandır diyor. Şimdi insanlar eğer bir yaşam sürüyorsa bu yaşamı süren insanları Nazi Almanya'sındaki kimi ne yapacağız? Peşlerine mi düşeceğiz? Yakacak mıyız? Öldürecek miyiz? Böyle bir anlayış olmaz. Ben açık söylemek isterim ki bu doğru bir anlayış değil. Şunu da tekrar ediyorum. E, bu durum bir övülecek durum. E bu durum işte insanın insanın geldiği en üst seviye budur. Hayata böyle bakmalıyız falan bu doğru değil. Dolayısıyla bunu bilimin ışığında temel insan hakları bağlamında değerlendirmek gerekir. E, cinsellik yani cinsel yönelim meselesini bir üstlük, altlık e, değil, e, insanların temel hakları çerçevesinde değerlendirerek ancak sonuç almak mümkündür. Barış içinde yaşamak mümkündür. Hazırlandıysa her şey eee bu cerrahi tarikatındaki rol değişimi ona geçeceğim arkadaşlar. Önce şeye bir bakalım, Ahmet Özsan Bey'e bir bakalım. Ahmet Özsan Bey, evet dönüşüm sonucunda bu hale gelmiş. Ahmet Özsan kim? Şu anda Ömer Tuğrul İnançer Efendi'nin vefatının ardından Şeyh Nurettin Cerrahi Tekkesi'nin yeni post işini e, Ahmet Özan e, olmuş. İşte e, Türk sanat musikisi sanatçısı olan Ahmet Özan e, burada e, Cumhuriyet karşıtı, Atatürk karşıtı söylemleriyle bilinen cerrahi tarikatının başına e, gelmiş bir e, kimse. Ahmet Özan'ın e, bu kişisel tercihinin ne olduğunu bilemem ama e, şunu bilirim. Türkiye tarikatların e, cemaatlerin ve inançların egemen olacağı bir ülke olmamalı. Ahmet Özhan gibi insanlar bu inanç meselesini daraltılmış bir alanda ve topluma yön vermeden e, sürdürmeli. Kişisel alanın dışına çıktığı zaman da gereğinin yapılması gerekir. Neden? Çünkü Türkiye'nin kurucu babasına hakaret edeceksiniz. Memlekete sizin dışınızdaki herkesin inancını inanç dışı sayacaksınız. Yetmeyecek bütün bunların üstüne kadınları toplum dışı bırakacaksınız. Ve bunun ardından da e, e, sol liberallerin söylediği gibi e, tarikatlara e, bence saçma sapan e, bir şekilde... Ne yapacaksınız? Tarikatlara sivil toplum örgütü muamelesi yapacaksınız. Bunu Türkiye'de laikliğe, demokrasiye, temel insan haklarına inanan herhangi birinin e, kabul etmesi Türkiye'de mümkün değil. Bunu da iyi anlamak e, gerekiyor. Bu e, hazin bir tablo daha var. E, onu size göstermek istiyorum. TÜİK'in genç işsizler meselesi e, üzerine dönelim. E, i̇şte tarikat lideri Ahmet Özhan fotoğrafını tekrar görün. Yıllarca yakışıklı, jön, aşk filmlerinde oynuyor falan dediğimiz e, Ahmet Ösan'ı e, böylelikle e, gerçek kimliğiyle buluşmuş gördük. Masar Alan sonunda cerrahi tarikatı liderinin yanında olduğunu tahmin etmek güç değil. Şu anda elimde bir veri yok ama e, cerrahi tarikatı üyesi olduğunu e, biliyoruz tarikatçı sanatçıları da bilelim. Hatta masların şöyle komik bir şey daha var. Yandım yandım, ahne yandım bana şarkılar söyleten kadın diyor. Ondan sonra da ben bunu haçta tanrı için söyledim diyor. Geldi onu kilama anlat derler. Bari yaptığın için arkasında ol, namuslu ol. Ama laikler seni seyrettiği için onu da yapamıyorsun. Zaten maalesef tarikat cemaat din tacirliği işi bayağı para getiriyor. Bunu da hep beraber görüyoruz. Şimdi TÜİK verilerine ee, geçeceğiz. TÜİK verilerindeki mevzu başlı başına ciddi bir mevzu. Ee, genç işsizlik ...yüzde %19 %19.1 her 5 gençten biri işsiz. Genç işsizlerin büyük çoğunluğu da e, Pardon, genç işçilerin büyük çoğunluğu da asgari ücretle e, çalışıyor. Orada bir düzeltme yapayım. İşi olanların büyük bir çoğunluğu da artık asgari ücretle çalışıyor. Hayat öyle bir yere geldi ki iş sahibi olmak bir statü haline e, dönüyor. Geçen gün bir gazeteci arkadaşım bana bir fıkra anlatmıştı. Bir iş görüşmesinde mülakata giden bir kimse mülakatın sonuna geldiği zaman işveren şu soruyu soruyor. İktisadi beklentiniz nedir diye soruyor. Ona cevap veren kişi de parayı vermeniz diyor. Yani parayı vermeye kadar indirgenmiş bir durum. Şimdi gördüm bir daha verseniz hoşuma gitti. Altta... <laughs> İnsan tuhaf duygular yaşıyor. Herhalde gelecektir bir daha. E, romanın e, tanıtımını gördüm. Neden romanın tanıtımıyla ilgili görüyorsunuz şimdi e, duygulandım. Yahu e, bir yapıt vermek insanı heyecanlandıran bir şey. Sizde bugün biraz ondan söz etmek istiyordum. Ama hayat ne kadar enteresan. Çocuğunuz gibi e, bir yapıt ortaya çıkıyor. E, onun memnuniyetine az buçukta olsa biz alıştık ama yaşayacakken e, ertesi gün çok sevdiğiniz bir insanı kaybediyorsunuz. Zaten hayatta böyle bir şey. E bütün bunların sonucunda bir toplam hayat sürüyorsunuz. O yüzden söyledim. Gölgen zamanın penceresindeydi. Böylece anmış olduk. E, anmış derken hatırlatmış olduk. Bununla ilgili daha devam edeceğiz. Hafta sonu Denizli'de olacağım mesela. Onu konuşuruz. E, asgari ücret bir e, felaket tabii. İş sahibi olmak demek anlamına gelmiyor. Yüzde 20 görünen e, işsizlik. Herhalde bu en az bir yüzde %10 daha fazladır. Yani gençlerin Türkiye'de kalmak, Türkiye'de yaşamak için bir sebebi yok. CHP ve barınma meselesi, CHP'lerle ilgili bir video var sanırım değil mi? E, onu da e, izleyeceğiz. E, onu bir gönderelim. Bakın Türkiye'deki e, sorunların ne hale geldiğini görelim. Evet, Kemal Kılıçdaroğlu gençleri de arkasına alarak devam etmeye çalışıyor. Bunu da başarıyor gibi görünüyor. O süreci de öyle değerlendirelim. Mecliste Yeliz lakabıyla bilinen, Erdoğan'ın şoförlüğü yaptığı da söylenen, kendi açıklamasıyla ben onunla dava arkadaşıyım, şoförlüğünü falan yapmadım, beraber yollara düştük, araba da kullandım demişti. Hiçbir zaman da Yeliz olmadım demişti. Fakat yaptığı açıklamalarla hepimizi tebessüm ettiren, güldüren, dedelerimiz onu buldu, bunu buldu diye Söylemlerde bulunan Sayın Çamlı, Ahmet Hamdi Çamlı yine bizi güldüren, çok da ciddiye almamız gerekmeyen ama aslında nasıl bir kafayla, nasıl bir yönetici kadroyla karşı karşıya olduğumuzu gösteren ve bunun karşısında ayvayı yedik dememize neden olan, güleriz ağlanacak halimize dedirten bir değerlendirme yaptı. Hadi bakalım onu da seyredelim. Tabii nasıl bir rüya görüyorsa... Nasıl bir e, kafayla bütün bunları söylüyorsa onu bilemiyorum. İslam uygarlığı diyeceğimiz uygarlık e, çok gerilerde kalmış. Bir iki önemli hani, ismi elbette ki e, dünyaya kazandırmış ve buralarda önemli sıçramalar yapılmasına neden olmuş bir uygarlık bir dönem. Ancak büyük oranda baktığımızda şu anda dünyadaki İslam ülkelerinin de durumuna baktığımızda bir günde olmadığını, özellikle e, İslam düşünürlerinin Gazali'den bu tarafa, baskıcı şiddete dayanan gerici bilimden kopan aydınlanmadan kopan bir anlayışı sürdürdüklerini de gördük Velhasıl asıl kelam diyeceğim o ki ee, ...işte bizden aldınız, biz öyleydik, biz böyleydik falan diyen adama da kalkıp derler ki... ...kardeşim ne üretiyorsun insanlık tarihi için? İnsanlar Mars'a gittiler, orada hayat var mı ona bakıyorlar. Pandemi çıktı, aşı da ona muhtaçsın. Bugün beslenme, ısınma, yeraltı kaynaklarını bulma, otomobil üretme... ...yerli otomobil diyorsun, neredeyse tamamı yurt dışından gelmiş falan. Bütün bunlara baktığınız zaman... Türkiye'nin de içinde bulunduğu İslam coğrafyasındaki kepazeliği gördüğümüz zaman Birleşik A Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan işte o neresinden bakarsanız Orta Doğu bataklığındaki e, duruma baktığınız zaman baskıcı rejimler, insan haklarının olması, kadının köle statüsünde olması ve sadece tanrısal diyelim bir kaynağı satarak bir ailenin, bir hanedanın 200 yönetimi altında toplumun inim, inim inim inlemesi hangi birini söyleyeyim? Bu son 200 yılda İslam uygarlığı dediğiniz uygarlığın belki de son 300 yılda, belki de 1400 yılda neresinden baktığınıza bağlı ne kattığını sormamız gerekmiyor. ...bütün bunlar olurken dünyanın neresindesiniz? Tıpta var mısınız mesela? Bunun hiçbirinde yoksunuz. Nitekim Japonya'da işte bir deprem oluyor... ...hiçbir şey olmuyor. İstanbul'da yarın olacak depremde benim tahminim... ...belki de 1 milyon ila 5 milyon arasında... ...insanın ölme olasılığı var. Yani bütün bunları... ...parlamentoda Yeliz lakaplı... ...bir ismi görüyoruz. Hakikaten bu tablo... ...ve sizin paralarınızla... O mevkiye gelmiş insanların bu yaptığı değerlendirmeler gülünç mü? Bence değil. Nihal Ölçok'a bir bakalım. Nihal Ölçok önemli bir şey söylüyor. Erol Ölçok'a yakın dava arkadaşım diyen Erdoğan'a eşinden tepki. Peki siz katillerini bulmak için ne yaptınız diyor. Tarihe not olarak düşmemiz lazım gelen bir değerlendirme bu e, hakikaten ne yaptınız e, sorusu da önemli bir soru. Bunu da burada not olarak koyalım. Ya inanılır gibi değil ama size bir sabah gazetesi haberi vereceğim. Gerçekten daha sonradan sildiler ama e, memlekette artık medyanın durumunu yani yandaş medyayla mı uğraşacağız? Burada e, muhalif medya gibi gör, e, görünen sahtekarlarla mı uğraşacağız? Neyle uğraşacağımızı şaşırdık. İşte tablo. İngiltere'de ee, İngiltere'nin yeni krizi açlıkmış, öğrenciler silgi yiyor. Şaka değil ya, ee, bunu hakikaten haber yaptılar. Ee, İngiltere'de yeni kriz, öğrenciler silgi yiyormuş. Yani editör yok, haberci yok falan böyle olmadığını düşünmüyorum. Ya bir gazete şu haberi yapan bir gazetede birisi çalışıyorsa nasıl çalıştığında iyi düşünmek gerekir. Gerçi. Gerçi şunu da söylemek istiyorum. Orada durum bu. Ahlak meselesi bu da bir başka yayın organında, sözde muhalif yayın organında hayatını Korkmaz Karaca'yı övmekle, Sezgin Baran Korkmaz'la boy boy fotoğraflarını artmakla büyük transfer, vicdanlı isim diye sunduğunuz kişinin arkasından gelen istifalarla ağzını açmamak da ayrı bir şey. Yani medya ve etik sorunu, ben olsam kardeşim bu ekrana çıkmam, bunlarla olmaz diye fikrimi söylerim. Söylemekle yükümlüler. Gazetecileri sadece Adalet ve Kalkınma Partisi'ni eleştirmekle de değil, senin mahallende ne oluyor, kim neye yalan söylüyor diyerek bakmak gerektiğinde düşünüyorum. Tekrar altın çiziyorum, tekrar altın çiziyorum. Sezgin Baran Korkmaz'la, Korkmaz Karaca Bey'le ilişkiniz bu kadar ayyuka çıkmışken halka akıl vermek size düşmez birader, e, düşmez. Neyse bunu da böyle söylemiş olalım. söylemesem olmaz. İran'a gideceğiz ama daha öncesinde Erdoğan'ın yine halkımıza bir çay fırlatma meselesi var. ama önce şeye geldiler. Evet Erdoğan'ı bir görelim. Sayın Erdoğan çay fırlatma geleneğini sürdürüyor. bakınız reisim kafama nasıl çay atıyor. Bunun sesi var mı arkadaşlar?

Artık bir şey mizah konusu oluyorsa oradan kurtulma şansı pek olmaz. Bu siyaseten çöküşün göstergesidir. Sayın Erdoğan yöntem değiştirmek mecburiyetinde ama sanıyorum bunu yapabilecek alan da kalmadı, kaynak da kalmadı çünkü elde bir veri yok. Günün birinde kafanızda gökten çay düşerse bilin ki reis oradan size destek oluyor. Alan evde çay için. Ediyor. İran'a e, geleceğiz. İran meselesi önemli. Burada fikirlerimi de söyleyeceğim. Mahsa Amini'nin ölümü ardından protestolar devam ediyor. Yaşamını yitirenlerin sayısı 14'e yükseldi. 60'ı kadın yaklaşık 750 kişi gözaltına alındı. Ben 14 dedim, 41. Avrupa Birliği İran'a şiddetin durdurulması ve internet erişiminin açılması çağrısını yaptı. Şimdi bu mesele ilginç. E, şundan dolayı ilginç. Şöyle bir denklem içerisinde konum belirlemek zorundayız. Bunu nasıl belirleyeceğimizi daha önce söylemiştim. Tekrar ediyorum. Şöyle belirleyeceğiz. İran'a bir sebepten dolayı Amerikancı ve Avrupa Birlikçi bir müdahale olabilir. Bu türden bir müdahalenin olması İran'ın düşürülüp Rusya'yı sıkıştırmak için de yapılıyor olabilir. Bütün bunları anlayabilirim. Gerçekten de olabilir. Ancak biz Böyle bir olasılık var diye oradaki Molla rejiminin zalimlerinin, gericilerinin, katillerinin, kadınlara ve halka e, yaptıkları zorbalığı görmezden gelecek değiliz. İyi bir sosyalist ikisinin arasında bir yer e, tutturması gerekir ve doğrusu da budur. Hem isyancıların yanında olacağız hem de anti çizgi açısından o insanları yalnız bırakmayacağız. Avrupa Birliği'nin pişkinleri, Amerika'nın pişkinleri, Orta Doğu'nun kan gölü olması için bu hale getirenler şimdi onlara akıl veriyorlar. Emperyalizm dediğin şey tam da bu kadar alçakçadır. Halkı yanında olmaya devam edeceğiz ama orada bölgesel bir planlama, bölgesel bir mühendisliğe karşı da sesimizi yükseltecek. Mollaların canı cehenneme, Mollaların canı cehenneme ama dış baskılarla ülkeyi biçimlendirmeye çalışanların da canı cehenneme. Neden biliyor musunuz? İran'ın ne kadar kadim büyük bir uygarlık olduğunu, İran'ın ne kadar önemli bir e, acem kültürünün dünyaya ne kadar büyük bir kaynak olduğunu hatırlayan İran hiç kimseye ihtiyaç duymadan 3-5 sene içerisinde eski haline gelir. Şiir desen orada e ee, felsefe desen orada ee, bu anlamda baktığınızda dünyanın uygarlığının en önemli beşiği edebiyatta almış yürümüş bir toplum ve nihayetinde buraya baktığınız zaman e, dünyanın büyük isimlerinin olduğu bir acem kültürünü 3-5 tane beş para etmez e, mollaya peşkeş çekenlerin de bunu düşünmesi e, gerekiyor. Ve e, İran'da kadınlar da mollalar arasındaki kavgayı ve kadınların e, gerçekten yürekli bir şekilde o e, mollaların saçını başına yol, yolacak halde nasıl olduklarını size izlettireceğim. Bu işler böyledir. Zalim zalimliğinin bedelini öder ama en önemlisi gerici korkaktır. Gerici er ya da geç o hak ettiğini görecektir. Bu molla rejimi insanları baskı altına almış, ahlak polisini getirerek kendi ahlaksızlıklarının üstünü örtmüş alçaklardan oluşan bir rejimdir. yerli bir olacaktır. Ve hiçbir emperyalist de ellerini böyle sıvazlayıp aman biz topa giriyoruz demesin. İran halkı bağımsız, güçlü, kadim bir uygarlıktır. O uygarlıktan hepimiz çok şey öğreniyor. Ya bir Ömer Hayyam'ı çıkaran ulus kendi başının çaresine bakmaz mı? Kimsiniz siz ya diyorlar ya. Kimsiniz? Hadi o kadınları izleyelim. Evet, son iki dakikamıza girdik. Benim de biraz nefesim kur, yani nefesim artık tükendi. Bir taraftan üzüntü, bir taraftan değerlendirme. Üç tane fotoğrafla gideceğiz. Önce Sayın Çetin Doğan'ın fotoğrafını getireceğiz. Sayın Çetin Doğan şu anda mapushanede. Sayın Çetin Doğan 19 Ağustos 2021'den beri tutuklu. 28 Şubat davasıyla ilgili olarak tutuklu. Sayın Çetin Doğan'ın ee, maalesef e, rahatsızlığının artık hapishanede kalmasını sürdüremeyecek durumda olduğunu öğrendik. Bütün e, sağlık sorunu yaşayan hükümlüler gibi kendisinin de e, artık salı verilmesi gerektiğini ve insanlar eğer e, tabii ki bu bir temenni değil ama e, can vereceklerse bile insani koşullarda vermesi gerektiğini düşünüyorum. Yok eğer sağlığı yerine gelecekse de sonradan e, bu sorunun çözülmesi için ...yeniden cezasını çekebileceğini düşünüyorum. Bunu insan olarak söylüyorum. Dolayısıyla hukukun üstünlüğünü savunan birisi... ...ceza ve suç ve ceza arasındaki ilişkide... ...kin ve intikam meselesinin olmaması gerektiğini söylemekle yükümlü. Bir diğer isim Aysel Tuğluk hanımefendi. Aysel Tuğluk hanımefendi de 2016'dan beri tutuklu. Aysel Tuğluk Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne görev yapmış... E, Sayın Çeten Çetin Doğan da Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapmış ve genellikle karşı karşıya gelmiş iki ideoloji. Fakat ikisinin de durumu şu anda aynı. E, Sayın Aysel Tuğluk e, içeride resmen bir işkenceye maruz kalıyor. Çünkü demans hastası bilincini yitirmiş durumda, kendi ihtiyaçlarını dile getirebilecek durumda değil. Bundan sonrası artık işkencedir, işkence de insanlık suçudur. Yine beni karşılayan güneşle bitirmek istiyorum. Çünkü bir yanlış anlama e, olmuş, onu düzeltmek için. Ee, söylüyorum dünkü e, cenazeden sonra moralim bozuk ve kederli bir şekilde kapıya geldiğimde ben güneşi öperken sancak bu fotoğrafı e, çekmiş. Elbette ki güneş değil yitirdiğim güneş yoldaşım can yoldaşım oldu yitirdiğim isim çok değer verdiğim e, teyzem. Onunla e, bitireceğim yine. Eğer fotoğraf varsa bir iki kelam ederek e, bitirmek istiyorum. E, çünkü onunla başladık ve onunla bitirmenin doğru olduğunu düşünüyorum. Teyzem Öznur e, Sarar e, nikah memuruydu. E, profesyonel hayatında belediyede e, çalışıyordu. Pek çok insanın mutluluğunda anılarında e, yer aldı. E, Türkiye'nin en tanınmış isimleriyle birlikte... O mutlu günlerde nikahlarını kıyan kişi oldu. Ailemizin de en neşeli insanıydı. Ben küçük bir anıyı anlatarak bitirmek istiyorum. Belki benim için önemimi öyle anlarsınız. Annem doğum yaptıktan sonra ağır bir ishal yaşıyorum. Tam olarak kaçıncı ayda olduğumu bilmiyorum ama ilk aylarda. ve Bu ishalden sonra apar topar hastaneye gidiliyor. Tabi doktorların umudu kesilmiş. Bu İsrail çocuğu öldürür e, e, deniyor. E, ve nihayetinde o e, benim öleceğim e, duygusu e, baskınken annem e, çok kötü bir durumda. Babam e, kafasını duvarlara vuruyor. Evlat işte sonuçta. Doktorlar benim vücudumda e, bir serum verilebilecek yer olmadığı için şuramdan hep açıktır. Başımdan bir serum bağlıyorlar bana. İşte 3-5 aylık bir bebek. Derimi böyle kaldırdığınızda ölecek haldeyim. E çocuğum, bebeğim sağa sola gideceğim. Teyzem tüm bir geceyi kafamı tutarak geçiriyor. Şimdi bana ikinci bir can o vermedi diyebilir miyim? Annemin acısı karşısında hamilelikten sonra babamın Artık kendini denetleyemediği bir anda üzüntüden teyzem neredeyse 24 saat belki daha fazla bir o bebeğin kafasını tutuyor. O serumun gitmesini sağlıyor. Bereket sabaha karşı bir Kürt aile evlatlarının başındayken kömür gibi bir çay içiyor. Artık benden umut kesileceği serumla ayağa kalktığım bir anda istenen nasıl duracağını bilmediklerinde... ...teyzem onların da tavsiyesiyle biberona birazcık çay koyuyor... O e, çayı da içtikten sonra biliyorsunuz çay içsele iyi gelir. Ben diriliyorum. Yani ben teyzeme aslında bir can borçluyum. Bir can. Unuttuğum için şimdi bir de e, kometi vermek istiyorum. E, hayatımızı güzelleştiren bir diğer usta. Ressam şair Yürkan Coşkun Komet yaşamını yitirdi. Teyzemle aynı yere e, gittiler. Çünkü bu insanların gittiği yer her neresi ise. Orada sanat var, dürüstlük var, edebiyat var, yaşam sevinci var. Teyzemi kederle değil, hep gülen yüzüyle hatırlayacağım. Bana yeni bir can vermişti. Ee, o canı da onurla taşımaya devam ediyorum. Yarın yine Radikal Tahammülsüzler olarak buluşacağız. Hoşçakalın.